Günlerden salı, bugün haftanın ikinci çalışma günü, artık Şubat ayının ilk haftasını bitirmeye doğru gidiyoruz tarihsel olarak. Yine Akit TV ekranlarında iş dünyasından haberlerle, ekonomideki önemli gelişmelerle her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Programımıza ekonomiyle start veriyoruz. Ekonomiyle başlıyoruz, veriler, rakamlarla başlıyoruz. Sonrasında uzmanımıza gideceğiz, Cüneyt Bey'e gideceğiz. Cüneyt Bey, rakamlar bize neler söylemek istiyor? Mikro ve makro manada hangi ekonomi başlıklarına yönelik o rakamlar? Onları bizler için yorumlayacak. Sonrasında önemli bir veterimiz var. Emeklilikle alakalı önemli bir haberimiz var. Sonrasında iş dünyasının nabzını tutmayı tasarlıyoruz. Bugünkü konu gömlek. Tabii ki sıradan gömlekler değil. Kişiye özel gömlekler. Bu konunun hakkını vermiş, yıllarını gömleğe vermiş kıymetli bir konumla hem gömleği hem gömlek sektörünü, hem gömlek üreticiliğini hem de geleneksel meslek olan terziliği konuşacağız. Ama önce rakamlar, önce ekonomi, önce Borsa İstanbul. Efendim bugün 6 Şubat 2018 Salı günlü Borsa İstanbul Endeksi 114.400 seviyesinde görmüş. 2.1 birimlik aşağı yönlü bir hareket var. Dolar 3.78 bandında 0.09 birimlik aşağı yönlü bir hareket dikkatimizi çekmekte. Euro 4.67 bandında 0.3 birimlik aşağı yönlü bir hareket var. Altın onsu 1.333.97 seviyesinde 0.42 birimlik aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Ham petrolün varil fiyatı olan Brent petrol 66.79 seviyesinde 1.23 birimlik bir aşağı yönlü hareket dikkatimizi çekiyor. Demir 2.55 seviyesinde TL birim bazlı olarak bu rakam 0.91 birimlik yukarı yönlü bir hareket söz konusu demirde. Çimento ise haftalarda 0.70 seviyesini korumakta. Kıymetli Akit TV izleyicileri, bu rakamlar değişmekte çünkü borsa henüz kapanmadı. Azalış ya da artış gösterebilir. Borsa kapanmadı. Bültenimizin tekabül ettiği saatten dolayı bu rakamların değişken olduğunu hatırlatalım ve Cüneyt Bey'e doğru gidelim. Efendim uzmanımız Cüneyt Bey, stratejist Cüneyt Bey, uzun süredir o değerli yorumlarını bizlerden eksik etmeyen Cüneyt Bey'e hem bu rakamları hem de bugünün ekonomi başlıklarını soralım. Hattın diğer ucundaysa hem de hayırlı akşamlar diyelim kendisine. Hayırlı akşamlar Hasan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Efendim salı gününü böyle görmüş, çok bir değişiklik yok gibi aslında, öyle gözüküyor. Bilmiyorum, aynı fikirde misiniz? Rakamlarla başlayalım. Masada hangi başlıklar var? Sizin başlıklarınızla başlayalım isterseniz. Vallahi Hasan Bey, uzun süredir uyarısını yaptığımız uyarıların provası devam ediyor global piyasalarda. Evet. Yani bir ironi var dedik, bu mızrak bu çuvala sığmaz demiştik. Evet. Nitekim ABD faizlerinde yaşanan yükseliş en sonunda piyasaları, global piyasaları derinden sarstı. İlk etkisini de, en büyük etkisini de yine döndü ABD borsalarına yaptı. Evet. Yani aslında kendi başlattıkları sürecin ilk tepkisini de kendileri görmüş onlar. Hı hı. Ama öyle büyük bir ekonomi ki tabii oradaki her gelişme, o borsaların her satışı dünyayı da etkiliyor doğal olarak. Evet, domino etkisi yapıyor neredeyse, değil mi? Aynen öyle. Yani neticede nasıl FED, yani ABD Merkez Bankası Başkanlığı baş aktör konumunda diyorsak, major merkez bankası olarak, ABD borsaları dünyanın amiral borsaları. Peki asıl soru şu: her şey bitti mi? Düzeltme artık başladı mı? Artık yükseliş olmayacak mı? İşte bu soruya cevap ararken bakacağımız önemli grafikler, biri S&P 500 endeksi olacak. Yani ABD'nin en büyük borsası ve en çok takip edilen borsası. Orada satışlar devam ediyor. Zaten dünkü satışlar tam bir biz sizle yayını yaptıktan sonra kapanışa kadarki süreçte, evet, yani Türkiye saatiyle 11'e kadarki süreçte devamlı düşen, hatta bir ara %6-%7'lere kadar düşen, günü %4'le kapatan bir S&P 500 endeksi izledik. Şimdi artık gözler orada olacak. Ciddi bir puan kaybı var. Evet. Gördüğü tüm rekor seviyelerden sonra, ki şunu da hatırlatalım ama, yani uzun süredir bekleniyordu. Dünkü bu aslında hareketi tetikleyen eski FED Başkanı Yellen oldu. Bir önceki efsane başkan olarak kendini aradığınız Greenspan oldu. Onlar artık bu iş çok yüksek seviyelere geldi, bir düzeltme mümkün demeleri de biraz tetikledi açıkçası, evet, bu satışları. Hı hı. 2009 Mart'ından beri 2100 puan alarak yükselen bir ABD borsası olan S&P 500'den bahsediyoruz. Evet. 666 seviyesinden 2870'lere kadar uzanan yükseliş, hı hı, ve en sonunda bir düzeltme. Arada düzeltmeler yaşamıştı. O düzeltmeler V şeklinde bir sert çıkışla geri dönüş yapmıştı. Evet. Ve yoluna devam etmiş. Şimdi aynısı mı olacak? İşte soru burada aranacak cevap. Buradan gelecek cevap önemli olacak.
Onun için bir yandan gözlerimizde S&P 500 endeksi olacak. Bir yandan ABD tahvil faizlerinde olmaya devam edecek. Bir tek sessiz kalan dolar endeksi. Evet. O da ayrı bir ironi. Yani madem güvenli limanlara gidiş var, borsadan kaçış var, eski limanlardan kaçış var, niye dolar yükselmez? O da ayrı bir konu tabii. Evet. Bu da belki önümüzdeki günlerde sizinle beraber etkilerini anlatacağımız bir durum olacak. Hı-hı. Çünkü böyle devam ederse dolar endeksi de bu işe katılır Hasan Bey. Özet evet. olarak söyleyeyim. Evet. Ve dolar endeksi 90 üzerinden hareket eder. 93'lere 95'lere doğru ilerlerse gelişen ülkelerdeki baskı daha da artar. Hı-hı. Çünkü şimdilik bakın dolar TL içeride sakin. 3.75-3.80 bandında. Bunca olaya rağmen. Evet. Ne problem ne borsa tarafı. Doğal çünkü global bütün borsalar satışta. Biraz tahvil faizinde bugün hafif hareket var. Dünkü enflasyon verisi sonrası aslında orada pozitif bir manevra alanı kazandı Merkez Bankamız. Hı hı. Ama o da şimdilik çok agresif bir yükseliş değil. Yani 13'ler civarında bir 2 yıllık, 12'ler civarında ve 10 yıllık tahvil fiyatlaması var. Hı hı. Problem burada dolar TL. Dolar TL de eğer dolar endekse bağlı yukarı yönlü hareket başlatırsa o zaman biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Hı hı. Ama özetle dolar TL'de normal durumdayız. Son gelen enflasyon verisi manevra alanı kazandırdı. Hı hı. ABD borsalarındaki düşüş sona ererse ilk toparlayan piyasalardan biri bizim piyasa olacaktır. Bu direniş bunu gösteriyor. Yani iyi direniyoruz onu söyleyeyim. Evet. Borsa tarafında da 110-113 bandı. Hı hı. Aşağıda destek olarak izlenmeli. Evet. Bugün oraya yaklaşarak tepki verdik. Orası aşağı geçilmedikçe bunları tepki alışlarıyla gelebilecek düzeltme olarak kabul edeceğiz. Hı hı. Ama yükselişin tekrar başlaması ve tekrar rekorlardan konuşmak için önümüzde uzun bir yol var. Evet. Önce bir 115-117 sonra da 120 binlerin üzerine çıkmak gerekecek. Özetle artık gözümüz direkt ABD'de bugün ve bu hafta komple ABD borsalarından gelecek haberler, ABD tahvil ve piyasadan ve dolar endeksinden gelecek haberlerde olacak önce. Gözümüz Hasan Bey. Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Sorularımız var size Cüneyt Bey. Tabii bunlar global yorumlarınız. Gözümüz Amerika'da FED'de olacak haklı olarak. Bu şekilde bir süreç var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı ve sistemi dışarıdan almayacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Ürün ve hizmetlerle ilgili sizle de çok konuşuyoruz. Üretimde millileşme konusunda yeterli miyiz efendim? Vallahi Sayın Cumhurbaşkanımızın tespiti önemli. Zaten bu tespitin bu noktada birinci en yetkili ağızdan söylenmesi aslında bir durum tespiti. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemi gerçekleşirse işte asıl o dediğiniz eksikliğin giderilmesi mümkün olacak. Çünkü ithalat ağırlıklı bir ülkeyiz. Yaptığımız ihracatta otomotiv sektörü başta olmak üzere hep ara mamuller tarafında ithal ikameci sistemle ilerliyoruz. Yani belirli parçaları ithal ediyoruz. Burada üreterek ihraç ediyoruz. Şimdi üretebileceğimiz, üretme kabiliyetimiz olan her malı ithal etmeden içeride üretmek çok büyük bir adım olur. Hatta burada ürün gamını da geliştirmek, teknolojiyi kullanmak, Ar-Ge'yi kullanmak, belki bugüne kadar şu an üretmediğimiz ama bundan sonra üretebileceğimiz yeni başlıkları, yeni mamulleri, yeni imalat sektörlerini de işin içine katarak bu başlığı büyütmemiz çok çok önemli. Hı hı. Çünkü Türkiye ilerleyecekse hem güçlü büyüme, hı hı. hem düşük enflasyon, hem güçlü sermaye piyasaları, hem güçlü siyasi iradeyle olacak. Bunları topyekun bir arada tutmak için de milli üretim, hı hı. nasıl bu son dönemde savunma tarafında kendi silahlarımızı üretirken aldığımız sonuçlar ortada. Hı hı. Bunu komple tüm boyuta yayarak ilerlememiz oldukça önemli, stratejik bir adım olacak. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Süremizi açtığımız için Merkez Bankası'nı ve enflasyonu artık yarın konuşuruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
İyi akşamlar, yayınlar kolay gelsin Hasan Bey. Efendim Cüneyt Bey'in yorumları bu şekildeydi. İkinci kısma doğru ilerliyoruz ama öncesinde bir VTR'miz olacak. Emeklilik sistemiyle alakalı. Şimdi sizi o görüntülere götüreceğiz. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sayın Ayhan Sincek, sektörel büyüme ve 2018 hedefleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. O görüntülere gidebiliriz şimdi. Ne olacaktan daha ziyade 2017'yi iyi bir büyüme trendiyle kapattık. Hem bireysel emeklilik tarafında, hem otomatik katılım tarafında, hem de sigortacılık tarafında sektörün büyüme oranından iki kat daha fazla bir performansla kapatmayı başardık. BES tarafında baktığımızda aslında sektör üretiminin ne katkımızda %15'lik bir pazar payı aldık net artışlarda. Dördüncü sıradayız. Otomatik katılım tarafında en başarılı fonu yönettik. Orada da iyi bir performans sergiledik. Hayat sigortacılığı tarafında %30'luk sektör büyümesine karşılığında %66'larda bir sektör büyümesiyle yılı kapattık. Geçen sene yapılan bir mevzuat değişikliğiyle artık hayat şirketleri yapabiliyordu. Emeklilik şirketleri için de sağlık sigortacılığı yapma hakkı verildi. Bu konuyla ilgili ruhsat başvurumuzu yaptık, ruhsatımızı aldık, ürün önerimizi hazırladık. 2018'de için de iyi bir hedef koyduk kendimize. Bizim farkımız ne olacak dersek tamamen sağlık sigortasıyla başlayacağız ve tamamen katılım prensiplerine uygun, yeni çıkan yönetmenimize uygun bir uçtan uca ürünü kendi müşterilerimize sunuyor olacağız. BES tarafından ziyade OKS tarafında aslında iyi bir fırsat. Malum birinci basamak dediğimiz sosyal güvenlik tarafı vardı. Üçüncü basamak dediğimiz bireysel emeklilik sistemimiz vardı. Geçen yılın başında yürürlüğe giren OKS ile otomatik katılım sistemi ile ikinci basamak da açık kalan bir aslında emekliliğe giden yoldaki yapı taşlarından en önemli bacaklarından biri olan ikinci basamağı ülkemizde hayata geçirmiş oldu. Bütün gelişmiş ülkelerde olan bir sistemden bahsediyoruz. Yaklaşık 6,5-7 milyon kişi sisteme katıldı. Burada ilk yıl itibariyle yaklaşık 3,5 milyon kişi sistemde kaldı. 2 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. Bu iyi bir rakam başlangıç açısından. Şimdi 2018'de de yaklaşık gene 4-5 milyon kişinin tekrar sisteme gireceği ve katılım tarafıyla da kalma oranlarının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kesinlikle zaten halihazırda 7 milyon BES müşterisi var. Bu sistemi çok iyi tanıyor bu BES müşterileri. OKS aslında BES'ten farkı ne derseniz zahmetsiz direkt bir tasarrufa ulaşabilecekleri, maaşlarına endeksli, işte %3 kesildiği ama kendilerinin hiçbir efor sarf etmediği, tamamen patronlarının, işte işverenlerinin, İK'larının operasyonu yapıp bizim şirketlerimize, sektördeki şirketlere yolladığı ve sisteme dahil olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Zahmetsiz, ucuz bir hizmeti alıyor olacaklar. Bunun karşılığında da işte 1000 TL sistemden çıkmazlarsa devlet katkısı artı %25 gene ödedikleri her katkı payı için devlet katkısı ve uzmanlık olarak da 100 lira 200 liraya sizin hiçbir yerde alamayacağınız fon hizmetlerinden de faydalanıyor olacaklar. Kesinlikle biz sistemde kalmalarını ve sabırlı bir şekilde takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Kötü olacak da başlayan yılda İşte arkadaşımızın dile getirdiği gibi. Efendim emeklilik sistemiyle alakalı önemli bir haber de açıkçası iş ve ekonomide yer verdik. Bugün 6 Şubat 2018 Salı kısımda iş dünyasından yine kıymetli bir konuğum olacak. Ama önce iş ve ekonomiye kısa bir ara. Yani
ikinci kısmındayız. İş dünyasının nabzını tuttuğumuz kısmındayız. Bugün kişiye özel tasarımı, kişiye özel gömlek dikimini konuşacağız. Bu minvalde konuğumuz var. Efendim Arosi Özel Dikim Gömlek imtiyaz sahibi Sayın Osman Lek stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Osman Bey, Osman abi nasılsınız? İyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Sizler de iyiyiz. İş ve ekonominin akışındayız bugün. Hı. Evet Arosi ile başlayalım. Arosi giyim hakkında hem de bu mesleğe nasıl atıldığınızla alakalı öykünüzü Akit TV izleyicileriyle paylaşarak sohbete başlayalım isterseniz. Arosi 2005 yılında kuruldu. Bundan daha evvel de işimiz vardı, dişlerimiz vardı. Hı. Başka markalar üzerinde çalışmıştık. Hı hı. Yani 1969'un sonlarında mesleğe başladık. Meslek. Hı hı. 48 yıllık bir geçmiş var. Evet, 48 yıllık. İşte askere gidene kadar bir ustanın yanında çalıştım devamlı. Hı hı. Orada işimizi öğrendik. Hı hı. 1980 yıllarında da kendi bünyemizde kendi yerimizi açtık Kırıkkale'de. Kırıkkale'de başladık. Kırıkkale'de başladık. Şu anda Osman yerimizde. Bey'de. Şu anda Nişantaşı'nda Osman Bey'de. Hı-hı. Devam etmekte. Şu anda devam ediyor işte 1969'dan 18'e kadar evet. Neredeyse evet 950 yıla doğru evet. Gidiyoruz. Peki kişiye özel dikimden biraz bahsedelim. Aslında böyle ilk manada biraz sanki kilolu insanların tercih ettiği bir şey gibi duruyor ama değil. Değil tabii. Kişiye özel kişinin kendi istediği tasarımda, istediği şekilde yapılan bir şeydir. Bunun zayıfına da olur, şişmanına da olur. Her türlüsü kişiye özel olur. Bunu ölçü alma noktası ölçüsünü önemli. Ölçüsünü alıyoruz. Kişinin şekli neyse ona göre birebir isteklerini, bunun istediği tarzlarda o şekilde yapıyoruz. İstediği gibi nasıl ne şekil isterse. Evet, süreç şekilde ilerliyor. Bu arada sizin 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasındaki giydiği gömleği ve başka gömlekleri de sizin tasarımlarınızdan çıktığını biliyoruz. Şimdi işte Cumhurbaşkanımız sağ olsun biz o zaman da bir gömlek diktik gönderdik. Hı hı. Tabii bizi tercih etti. Ona da teşekkür ederiz sağ olsun. Hı. Gömleğimizi giydi. Biz de çok mutlu olduk. Evet, bu arada zaman, görüntüleri de geliyor ekranımıza. O zaman çok mutlu olduk. Bizim kendi, tabii insan kendi yaptığı işi bir de görürse mutluluk daha başka oluyor. Güzel de giyirse, güzel insanlar da giyerse insanlar çok farklı oluyor yani. Evet, bu arada Arosi olarak anladığım kadarıyla hem iş adamlarına ve bürokratlara evet. Yönelik bir müşteri portföyü. Arosi işte bürokrasilere var. Müşteri hizmetlerini bu şekilde yapıyoruz. Bürokratlara yapıyoruz. İş adamlarına yapıyoruz. Böyle müşterilerimiz çok farklı. Müşterilerimiz var. Yurt dışından gelen müşterilerimiz var. Hangi ülkelerden var yabancı olarak efendim? Arap ülkelerinden var şu anda. Arap ülkelerinden. Bir ara Hollanda'ya falan yaptık bunun yanında. Sadece erkek gömleği değil mi? Erkek gömleği. Erkek gömleği. Erkek gömleğinde daire şey yapıyoruz. Ne şekil istersen. Peki biraz müşteri tercihlerini konuşalım. Mesela Türk müşterilerinizin gömlek talebi sizden gömlek talebiyle bu Arap ülkelerindeki müşterilerinizin gömlek tercihleri arasında bedensel belki de nasıl farklılıklar var? Tabii çok farklılıklar var. Bazı mesela Amerika'ya yapıyoruz. Biz Amerika'da da var müşterilerimiz yapıyoruz. Hı. Onlar çok uzun boylu. Kolları falan çok uzun. Bizim buradaki Türk müşterilerimize göre çok farklılıklar var. Araplarda pek farkı yok ama yine de onlarda da bir farklılıklar var. Yani onlar tabii daha geniş, salaş bir gömlek istiyorlar Arap ülkelerinin gelen. Sıcak bir memleket tabii, olmasından. Sıcak olduğundan çok sıkı bir gömlek istemiyorlar. Bizim burada ama farklıdır ki herkesin farklı şeysi var. Fit istiyorlar genelde şu anda gençlerimiz. Fit genelde tercih. Genelde fit istiyorlar tam bedeninin şekline göre. Ve bir de özellikle kişi kendi ismini, kendi markasını olmasını istiyor. İsmini yazdırıyor. Bu şekilde buna benzer şeyler yapıyoruz. Kumaşlardan yapıyoruz. Evet. Kişi güzel tasarım deyince ucu bucağı olmayan bir şey anlıyoruz. Tabii ucu bucağı yok yani şey yok. Kişinin ne isterse onu yapıyoruz biz. Kişi ismini yazdırıyor bu şekilde değişik her tarafında yazar. Değişik kumaşları var. Her türlü kumaşlar onlardan. Yapma şansı var. Birebir oturup ölçüsünü alıyoruz. Kişinin ne istediği şekilde, istediği model yakalarını yapıyoruz nasıl isterse. Bütün yaka modelleri şunlar bunlar hepsi mevcut o şekilde. Bir de biz kişiyi yönlendiriyoruz yani. Size şu yaka gider, size bu yaka gider. Kişinin tarzına göre, yüz simasına göre
yakın modellerimiz var bu şekilde. Adem, devam ediyor. Danışmanlık hizmeti de vermiş oluyorsunuz tabii, aslında. Tabii. Peki biraz ham maddelerden, kumaştan, yani sizin ham maddeniz kumaş. Kumaş konusunda nasıl yeterli çeşitlilik var mı efendim ülkemizde? Kumaş konusunda tabii var. Çok yeterli kumaşlarımız var. Hı hı. Güzel kumaşlar var. %100 pamuk, mısır pamuğu dediğimiz kumaşlar var genelde. Hı. Çok sağlıklıdır ama. Kesinlikle polyester yoktur. Mısır pamuğun kumaşlardan kullanıyoruz. Sağlık için çok idealdir. Terletmez. Hı hı. Vücutta bir rahatlık hissedersiniz yani. O kumaşı giydiğiniz zaman hiç sizi yormaz. Hı hı. Gömlek yokmuş gibi üzerinizde. Gömlek doğru. Öyle çok ince kumaşlarımız var ki. Hı. Hassas kumaşlar var yani. Evet. Bunlardan tercih edenler çok oluyor. Pamuklarda. Polyester şeyimiz yok yani kesinlikle. Hepsi pamuk. Kullanma isteyen de yok zaten. Aslında siz gömlek tasarlarken sağlığı da ihmal etmiyorsunuz. Muhakkak tabii. Gömlek. Muhakkak tabii. Efendim, sağlık çok önemli. Kültürümüzde ipek var. İpekle alakalı var mı bir çalışmamız? İpekle alakalı hiçbir çalışmamız yok. Kullanan da yok. Bizde de yok yani ipek kullanmıyoruz. Talep yok. Yok talep yok yani. Talep olmayınca bizde herhangi bir girişime girmiyoruz yani. Hı hı. Peki iş adamları ve bürokratlar dedik. Aslında anlatışınızdan birazcık sahne sanatlarıyla uğraşan insanların da aslında ilgi duyacağı bir gömlek profili var. Evet. Terletmemesi itibariyle aslında belki sanatçılara, oyunculara da aslında... Tabii gömlek... oyuncular da var. Böyle gittiğimiz sağ olsun bizi tercih eden insanlar var. Yıllardır gömleğini yaptığımız sanatçılar var, program yöneticileri var. Onlara yapıyoruz yani genelde. Terletmeyen kumaşları özellikle istiyorlar yani. Çünkü sahnenin ışığından, şundan bundan çok rahatsız oldukları için o kumaşları giydikleri zaman böyle bir rahatsızlık hissetmezler yani. Evet. Çok rahat bir giyim var, hoş olur. Peki normal bir gömleğe göre sizin gömlekleriniz, normal mağazadan aldıkları bir gömleğe kadar, gömleğe göre sizin tasarladığınız gömleklerde daha uzun süreli bir kullanım söz konusu diyebilir miyiz? Muhakkak tabii. Çünkü biz kumaş kalite olduğu için her yönüyle kaliteli kumaş. Kalite olduğu zaman biz müşterimize nasıl kullanılacağını, nasıl yapılacağını, ne şekilde yıkanacağını onların tarifini de söylüyoruz bu şekilde bizler. Yani hazır gibi bir etiket takıp bırakmıyoruz biz. Bunlar bu şekilde yıkayacaksın, bu şekilde yıkanacak, bu derecede yıkanacak. Geliyor zaten sizin faaliyetleriniz şu anda. Akit TV izleyicileri o görüntülerle de buluşuyor. Peki Osman Bey, biraz kişiye özel tasarım noktasında Türkiye olarak neredeyiz? Yani sizin meslektaşlarınızdan bahsedelim. Nasıl, ne noktadayız? İlgi var mı, talep var mı? Yeni açılan mekanlar. Şu anda talep ısmarlama özel dikimi. Çok talep var. Biraz bayan boyutunda var gibi sanki geliyor. Öyle bir algı var mı acaba? Bayan boyutunda vardır. Muhakkak ki onunla pek şeyim yok ama erkek gömleğinde, erkek giyiminde ısmarlamada talep çok. Evet. Talep çok ama tabii bunun yanında bazı şeyler var. Böyle sıradan yapan insanlar var. Onlar gidiyor, müşterileri rahatsız ediyor. Sıkıntı oluyor, işi yapamıyor düzenli bir şekilde. Yapmadıkları mesleği değil çünkü. Meslekle alakası olmayan insanlar bu işi yapmaya kalkıyor. Terzilikten gelmesi lazım değil mi? Tabii meslekten gelmesi lazım. Ne olursa olsun çıraklıktan gelmesi lazım. Boynu bükülmesi lazım. Yüksek iğne tutması lazım bu işi yapacak insanlar. Bu işi yapıyorlar ama desene ki makinenin şu iğnesini tak desen takamazlar. Yapamazlar, bilmezler. Evet. Aslında zor ama, bir iş ama... Onlar yapmaya gayret ediyorlar tabii. Onlar da iş boyu bozuk oluyor. Evet. Olmuyor. Müşteri memnun olmuyor. Ondan sonra diyor ki müşteriler de yani terziler hep böyle olduğunu zannediyorlar. Aslında öyle değil. Müşteri şeyi sorması lazım ilk önce. Siz bu meslekte mi yetiştiniz? Nasıl yetiştiniz? Nereden geldiniz? Bunun bilgisini alması lazım bu iş yaptırdığı kişiden. Evet. Almazsa işini yapamaz zaten. İşi bilmesi lazım ne olursa olsun. Evet. Bu işi yapan, ısmarlamayı yapan işi bilmesi lazım. Evet. Peki var mı hedefiniz gömlekten sonra bir başka alan belki ya da... Yok, bizim işimiz gömlek. Sadece gömlek. Sadece gömlek. Biz diyorsunuz gömlekte uzmanlaştık. Evet, gömlek. İşimiz gömlek. Başka... Efendim, o zaman gömlekte uzmanlaştıysanız biraz tasarım boyutunu soralım. Tasarım da önemli biliyorsunuz. Muhakkak tabii. Gömlek tasarımı noktasında neredeyiz ve siz neler yapıyorsunuz? Standart gömlekler de vardır muhtemelen. Muhakkak. Kişinin istediği özel belki birkaç figür istiyor olabilir sizden müşterilerinin. Müşteri tabii bizden değişik talepleri var bizim müşterilerin. Yani müşteri diyor ki bana özel olsun başka olmasın diyor. Biz de ona özel ne isterse onu istediği tarzlarda, onu istediği şekillerde. İşini yapıyoruz yani. Çok böyle müşterilerimiz var. Değişik taleplerde
Yani piyasada olmayan, hazırda olmayan bir gömlek ister, biz aynısını yaparız onu. Müşteri bize getirir, modelini verir. Kendisi tarif eder. Biz de ona katkıda bulunuruz. Burayı böyle yapan, tabii o daha değişik bir şey çıkar, daha güzel bir şeyler çıkar meydana. O şekilde yapıyoruz. Yani çok değişik spor modeller oluyor bu şekilde. Güzel oluyor. Yani sınırı yok sizden talep. Sınırı yok yani. Evet. Talepte sınırı yok. Ne şekilde isterse gömleğe dair her şey sınırsız. Evet, ne güzel. Amerika'ya bile Arossi'nin şeyi, ünü gitmiş zaten. Tamamla yapıyoruz tabii. Evet, biraz şeyi konuşalım isterseniz. Atölye babında. Atölye, bir atölye yöneticisi, atölye kurmak, bu minvalde hizmet vermek zor olsa gerek. Çünkü tam bir zanaat. Yani aslında terzilikten belki çap olarak birazcık daha büyük. Değişik az bir farklılığı vardı. Yani o terzi ceket diker, bizimki gömlek olur. Tabii atölyede farklı. Birebir işin başında olman lazım. Birebir işi bilen birisini bulman lazım. Evet. Nasılız o konuda? Yani yeni personel alırken işe zor, gençlerimizin ilgisi var mı? Şu anda yetişme yok. Belki diyebilirim ki en son nesilleri biz olabiliriz belki. Bizden sonra belki gelir mi gelmez mi, ama ısmarlamadan yetişme gelmez. Sadece konfeksiyondan yetişme. Belki çıkar, o da ne kadar verimli olur onu bilmiyoruz. O da çok verimli olmaz. Ama şu anda bizden istedikleri konfeksiyon türü değil, biz ısmarlama gömlek türünde atölyemizi her türlüsünü yapıyoruz. Yani yetiştiriyoruz, eleman da yetiştiriyoruz. Stajyerlerimiz var, okullardan stajyer alıyoruz bu şekilde. Yani atölyede birebir başında oluruz. İşin başını takip etmezsek olmuyor zaten. Evet, bu şekilde gidiyor. Evet. Efendim, yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Sizi neden tercih etsin kısmını konuşalım biraz. Çünkü Akit TV izleyicilerimiz de muhtemelen arayacaklar, talep edecekler olacaktır. Yani normal bir mağazaya gidip aldığımızda ki gömlekten ziyade, neden kişiye özel Arossi gömleğini tercih etmeli? Biraz bu konuda zihnimizi açar mısınız? Arossi bir gömlek markası şu anda. Piyasada duyulan bir gömlek markası şu anda. Bilinen ısmarlamada yani sadece. Terletmezlikten bahsettiniz. Konfeksiyonda değil de sadece ısmarlamada bilinen bir marka. Kumaşlar pamuklu olduğu için terletmez, rahat olur. Hiç sıkıntısı olmaz. Böyle Arossi müşteriye kumaşın en güzelini, en kalitesini ve işçiliğin de en iyisini, malzemenin en iyisini kullanma çabasındadır yani. Yeni teknoloji gömlekte ne varsa ısmarlamada onu yapmaya gayret eden bir kuruluş yani. Evet. Ismarlama her kişinin bedenine göre yapar, eder. Her şimdi yapar. Evet, aslında istediği bir gömlekle ilgili bir erkeğin beklediği her şeyi bulabileceği tabii, bir gömlek. Tabii tabii, her şeyi ısmarlamada, yani Arossi de bütün ısmarlamada her şeyi bulur, hiç sıkıntısız. Peki efendim, Arossi'yi konuştuk, kişiye özel dikimi konuştuk. Neredeyse sizin alanınızdaki her konuya girdik. Varsa son eklemek isteyeceğiniz detaylar alabiliriz. Yani ben çıraklıktan yetişme bir mesleğim. Mesleğim çıraklıktan yetişme. Bir anımı anlatayım istersen, vaktiniz varsa. Lütfen. Ben yeni kalf olmuştum. Hiç unutmam yani, kaç 73 yıllarında yeni bir kalf olmuştum. Ustamla ben bir ustada çalıştım, İsmail Usta. Allah selamet versin, hayırlı ömürler versin, şu anda yaşıyor. Ha, ne güzel. 80-90 yaşında daha görüşüyoruz. Yeni kesim öğrendim gömlekte. Bana dedi şunları kes dik dedi, müşteriye teslim et. Tabii ben kestim, ilk kesimim hemen hemen. Gömleği yanlış kesmişim. Müşteri olmadı, yeni bir müşterim. O da köy ağasıydı Kırıkkale'de. Köy ağasıydı. Gömlekler geri geldi. Gömlek olmadı tabii. Olmancı geri getirdi, ustama verdi. Ustam da beni çağırdı. Dedi al bu gömlekleri, ödeyeceksin. Üç tane gömlek işte 73 parası için, o zamanlar 45 lira para verdim. Ödedim. Ve o bana bir ders oldu. Tabii o da benim için büyük bir imtihan oldu. Ondan sonra işimi daha çok sıkı bir şekilde, çıraklığımı daha iyi bir şekilde, ustalığımı daha iyi bir şekilde mümkün olduğu kadar müşterilerime en iyisini vermeye çalışıyorum şu anda. Tabii bunlar benim için bir, hepsi bir imtihandı yani. Yani bedelini ödeyerek usta olduğu tabii, mesajı veriyorsunuz zaten aslında. Zaten hiçbir şeyin bedelini ödemezseniz bir şey sahibi olamazsınız. Evet. Bir bedel ödeyeceksiniz. Belki bizimki ufak bir bedel olmuştur ama bizim için o zaman da 73'lü yıllarda iyi bir bedeldi yani. Önemli bir rakam. Evet. Doğru. O zaman 45 lira 73'lü yıllarda mükemmel paraydı. Evet. Böyle bir böylelikle işimize daha biz iyi sıkı sarıldık. Tabii şu anda benim için gömlek en güzel iştir. Olmazsa olmazlardan gömlek. Evet.
Yani ömrüm boyunca sağlığımız iyi olduğu müddetçe bu işi yapmaya, en güzelini yapmaya. Yapmaya değil de en güzelini yapmaya, en iyisini yapmaya ve en başarılısı olmaya gayret ediyoruz. Edeceğiz de inşallah. Peki efendim, bunlar herhalde son sözleriniz. Sizi ağırlamaktan kıvanç duyduk. Bir meslek büyüğü olarak zihnimizi açtınız. Estağfurullah. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Akit TV'ye, sizlere ve bütün personele bizi burada konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, muvaffakiyetler diliyoruz Arosti'ye hikayesinde, kişiye özel dikim gömlek konusunda. Efendim, bugün iş ve ekonominin masaya yatırdığı konu kişiye özel dikimdi. Kişiye özel erkek gömleğiydi. Bu konuda çok kıymetli bir isim zihnimizi açtı, önemli bilgiler verdi. Sayın Osman Lek'le ikinci kısımda beraberdik. Firmasına dair görüntüleri de paylaştık. Bugünlük bizden bu kadar. İş ve ekonomi bitti. Biz yarın yine 17.45'te burada iş dünyasının nabzını tutacağız. Ama şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Ziraat Katılım sundu.